Burada büyük bir fight çıktı. Sainz'e hafif arkadan dokunduk. Burada Norris'in arkasındayım. Ya ikisi de beni çok yavaşlatıyor şu an. Bir an önce ikisini birden geçmem lazım. O yüzden hatamı yapıyorum. İkili overtake'imi almaya çalışıyorum. Çok sert bir fren. Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir haftalık event videosuyla karşınızdayım. Bugün Belçika'dayız. Belçika'da Ocon olacağız. Ocon'la ilk üçe girmeye çalışacağız. Bizi yağmurlu bir hava bekliyor. Yağmurda çok iyi değilim. Biliyorsunuzdur belki. Yağmurla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorum ben. Yağmurda birazcık korkarak kullanıyorum aracı. Biraz ekstra yavaş kalıyorum. Çünkü asistlerimiz kapalı. Sadece yol çizgimiz açık falan. Ben de biraz korkuyorum açıkçası. Ben biraz korkak bir adamım. Bu sefer 95 değil 90'a çekeceğim. Garantiye oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Yağmurlu da bir hava olduğu için birazcık şüpheliyim. Kazanma konusunda. O yüzden 90'la bile zorlanacağıma eminim yani. Tabii ki 90'la 100'le 110'la falan çok daha rahat kazanacak arkadaşlarımız vardır. Orası ayrı. Biz sadece size göstermek amaçlı böyle bir şey yapacağız. Oynayacağız hep birlikte. Bakalım başımıza neler gelecek. Belçika yağmurlu setup'ımı aldım. Acayip bir yağmur bizi bekliyor. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, 10. yüz Alpine aracımızda Ocon'la. Gördüğüm kadarıyla herkesin wet lastiği var ve bizim inter lastiklerimiz var. Bu da ne demek oluyor? Muhtemelen biz erken bir pit stop hamlesi denedik. Tabii Jeff'e bir sormak lazım önce. Weather Report. Evet, tam tahmin ettiğim gibi şu anda wet lastikler çok daha hızlı ama biz erken bir hamleyle interlere geçmişiz. Bu da ne demek oluyor? Hava kurumaya başladığında avantaja çevireceğiz kendimiz için ama şu anda bir dezavantaj bu. Çok daha yavaş kalacağız diğer pilotlara göre. Tabii ama bir yandan da onlar da pit yapacaklar. O yüzden avantaja çevirmek bizim elimizde. Elimizden geldiğince bastırıp avantaja çevirmemiz lazım. Önümüzde Ricardo ve Vettel ikilisi var. Bir an önce onlara hamle yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde yetişmek istiyorum ama lastiklerimizin el verdiği kadarıyla tabii ki. Çok fazla limitlerin üstüne çıkmamam lazım ki herhangi bir şekilde spin yaşamayalım. Herhangi bir spin yaşama durumunda başımız ciddi belaya girebilir. Bakın görmüş olduğunuz üzere arkası ne kadar kaymaya meyilli şu anda hava koşulları nedeniyle. Intermediate'lar wet lastiklere göre daha az su kanalı içerdiği için virajlarda çok fazla hızlı olmaya çalışırsanız su kanalları yerdeki suyu dışarıya tahliye etme konusunda sıkıntı yaşıyor. O zaman da ne oluyor? Lastiğin altında su kalmış oluyor. Lastiğin altında su kaldığı zaman da ne yaşıyorsunuz? Kayma yaşamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Aslında böyle bir durumdan ibaret buradaki durum. Wetler o yüzden birazcık daha hızlılar. Özellikle virajlarda. Tabii ki düz yolda da etkiliyor bu su kanalı olayı. Ama baksanıza 4. 5. vitesteyken bile sarma durumuna kaçabiliyor. Sarmaya meyilli olabiliyor aracımız. Lastiklerimizden ve hava koşulundan ötürü. O yüzden aslında kış lastiği ve yaz lastiği diye bir şey var biliyorsunuz. Normal araçlarınızda kullandığınız. O yüzden aslında bunlar önemli şeyler. 3,5 saniyelik bir fark var Bottas. Bottas pite girmişti. Az önce görmüştüm, söyleyememiştim. O da interlere geçmiş. O da erken pit deniyor tahminimce. Şu an çok erken çünkü havanın durumuna bakarsanız hala çok fazla yağmur yağıyor. Ve yerlerde ciddi miktarda su var arkadaşlar. 3. vitese kadar düştüm. Ardından 4. viteste hafifçe gazlayarak Ricardo'ya yaklaşmaya çalışıyorum. 5. vitese aldım. Körpleri burada kesebiliyorsunuz. Hatta kesmek size süre kazandırabiliyor. Güzel bir şekilde kesmeyi başarırsanız. Burada 2. vitese kadar düşüyorum. En içten dönmeye çalışıyorum. 4. vitese kadar aldım. Erken vites atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Genelde bana yazıyorlar. Niye erken vites atıyorsun? Çok erken vites atmıyor musun? Daha devir kesmeye bile başlamadın diye. Bunun sebebi aslında benim teknik olarak arkadan kayma yaşamak istememem. Biraz korkakça oynuyorum belki, kabul edebilirim bunu. Ama korkak oynamak hayatta kalmamı ve mücadeleye devam edebilmemi sağlıyor. Aslında teknik olarak yaptığım şey bu. 5. vitese attım. Güzel bir şekilde dönebilirsek burayı güzel. Artık Ricardo'ya hamle yapmak üzereyiz bu arada. Muhtemelen diğer düzlükte Ricardo'ya hamlemizi yapacağız. Rüzgardan da faydalanıyoruz ama hiçbir şekilde geçiş yapamayacağız gibi duruyor. RSM'i boşuna Ricardo için harcamayacağım burada. Muhtemelen diğer virajın girişinde zaten geçeceğiz. Bu virajda geçeceğiz diye tahmin ediyorum. İçeride kalabilirsem.
Ricardo da Vettel'e bir atak denedi bu arada. Olanlar olanlar yani şu anda. Vettel'e bir atak deniyordu. O sırada benim içeriye attığımı gördü ve tekrar Vettel'in arkasına geçti. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bu bizim işimize yaradı açıkçası. Muhtemelen tekrar geçecek bizi Ricardo bu arada. Tabii ki wet lastikleri sayesinde ama elimizden geldiğince kaçmaya çalışacağız Ricardo'dan şu anda. Weather Report. Hala full wetler de azdı. Gerçekten bu acı verici bir süreç bizim için. Çok daha dikkatli hareket etmem gerekiyor şu an. Ricardo'nun nasıl geldiğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Olabildiğince dışarı doğru gitmeye çalışacağım Ricardo'yu. Hop hafif çarptım Ricardo'ya. Hafif bir dokundum ama tabii bot olduğu için o kadar önemli değil. Bir online yarışçı olsaydı çok dikkatli olurdum. Vurmamaya çalışırdım ama bot olunca beni biliyorsunuz. Her türlü çirkefliği yapabilir duruma geliyorum bir anda. Ama şeylere karşı onu yapmıyorum tabii ki. Online oyunculara karşı yapmamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Artık Vettel kaldı. Vettel'i de geçmek üzereyiz. Vettel'e de çok yaklaştık. Her an geçiş hamlesini yapabiliriz Vettel'e. Vettel'den daha hızlıyız aslında şu an ama geçişte zorlanacağız gibi duruyor. Şu an Vettel bizi bir tık yavaşlatıyor. Bottas'ın bize doğru yaklaşmasını sağlayacak bu durum. Gerçekten iyi bir haber değil. Gerçekten iyi bir haber değil. Yine aynı düzlükte geçeceğiz galiba. Yine düzlüğün sonunda virajda geçeceğiz muhtemelen. Şu anda yetişme konusunda sorun yaşıyorum. Tabii motor gücü olarak arada farklar olduğu için Aston Martin aracı bir tık daha hızlı kalabildi. Bakalım buradaki virajda içeriği alabilirsem güzel bir geçiş yapacağım diye tahmin ediyorum. Yok, güzel bir geçiş gerçekten. Yapılması gereken bir geçişi yaptık ve artık 7.'yiz. Geçmemiz gereken hala 4 pilot var. Bu gerçekten üzücü. Tamam, artık havalar kurumaya başlamış. Pist az sonra diyor, yakında diyor, kuruyacak diyor, haberin olsun diyor. Çok hızlı bir şekilde. Yani benim hızlı olacağım zamanlara çok yaklaştık artık arkadaşlar. Artık ben hızlı olacağım. Wet lastiği olan arkadaşlarımız bayağı yavaş kalacaklar bana göre. Bu gerçekten güzel bir haber benim için. Mutlu eden bir haber yani. Sonunda pist birazcık kurumaya başladı. Artık interleri kullanabileceğiz. Gerçekten wet lastiklerle olsak çok daha hızlı olacaktık şimdiye kadar ama erken pit stop hamlesi gerçekten biraz dezavantaj olmuş Ocon için. Evet, bakın arkadan ne kadar kayıyor. Hala havalar kurumadı tabii ki. Yeterince. Tabii ki benim hatam da var. Erken gaz açıyorum ama yani erken gaz açmadan da olmaz biliyorsunuz yani. Diğer türlü rakiplerimize nasıl yetişeceğiz? Tamam. Biz interlerle kaldığımız için mutluyuz dışarıda diyor. Yavaştan kurumaya başladı. Daha çok yol tutuşu kazanmaya başladık diyor. Güzel haberlerle geliyor Jeff bize. Gerçekten iyi bir durum bizim için. Ön tarafa çok daha rahat yetişeceğiz artık. İkinci vitesi keşke düşmeseydim orada. Erken fazla vites düştüm açıkçası. Artık bakın interler ne kadar hızlanmış. Sektör 2'de mor aldık. Bu interlerin zamanının geldiğini gerçekten gösteriyor. Weather Report dersek de görmüş olduğunuz üzere artık inter diyecektir. Demek üzereydim ben de zaten. Ki Jeff söyledi. Bir McLaren ve bir Ferrari. Sainz ve Norris'in arkasındayız. Artık Sainz ve Norris'i geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak derken pitte birçok rakibimiz var. Birçok rakibimiz var. Pitteki rakiplerimizden bir an önce kurtuluyoruz. Çok güzel bir haber bu. Kendimizi bir anda ilk üçte göreceğiz. Sanırım. Sainz'i geçtikten sonra tabii ki. Norris'i çok güzel kovalıyoruz burada. Yuruj'u aynı hızla dönmeyi başardık Norris'le. Bu gerçekten benim için başarı çünkü yağmurlu havada benim biraz korkarak sürdüğümü ve gazdan elimi ayağımı çektiğimi bilirsiniz arkadaşlar. Burada büyük bir fark çıktı. Sainz'e hafif arkadan dokunduk. Burada Norris'in arkasındayım. Ya ikisi de beni çok yavaşlatıyor şu an. Bir an önce ikisini birden geçmem lazım. O yüzden hatamı yapıyorum. İkili overtake'imi almaya çalışıyorum. Çok sert bir fren.
güzel içeride kalmayı başardık. Çok güzel döndük, çok güzel döndük. Hiç sıkıntı yok. Hafif bir Sainz'e dokunduk ama tamamen benim suçum değildi yani, en azından onu söyleyebilirim. Hafif bir kaydık. Güzel. İlk 3'e girmeyi başardık şu an. Önde bir yellow flag'ler geldi. Sarı bayraklar var. Bakalım kim gitmiş. Bakalım kim gitmiş. Birisinin gittiği kesin ama. Weather report. Demeyecektim. Vehicle condition diyecektim. Nikita Mazepin bu arada out of session olmuş. Burada görmüş olduğunuz üzere sağ çekmiş aracını, muhtemelen motorla ilgili bir arıza durumu yaşamakta kendisi. Vehicle condition. Tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biliyorsunuz Norris ve şeyi geçerken, Sainz'ı geçerken arkadan hafif dokunmuştuk. İkisine de dokunmuştuk. O yüzden bir miktar sıkıntı olacağını düşünüyordum. Kanatlarımda bir sorun olma ihtimalinden korkuyordum ama herhangi bir sorun yok. Yarışmaya devam edebiliyoruz. Burada ikinci vitese kadar düşüyorum. Aa, çok çizgiyi kaçırdık burada. Maalesef hızlı kaldık birazcık. Biraz daha fazla fren yapmalıydım. Hamilton'ı görmeye başladım. Verstappen de önümde. Çok güzel bir haber. Onlara da geçme fırsatım var bu arada. Çok güzel haberler bunlar. Bu arada fark ettiyseniz biraz oyunun grafikleri değişti artık. Daha yüksek grafiklerle oynayabiliyorum. Yeni bir ekran kartı aldık arkadaşlar. Artık sizlere daha kaliteli en azından içerik üretebilmek için en azından böyle bir hamle yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir durum. Olabildiğince daha iyi bir yayın kalitesi sunmaya çalışacağım sizlere bundan sonra, en azından böyle bir durum. Bilginiz olsun. 5. vitesi alıyorum burada. Verstappen'e yetişmek üzereyim bu arada. 6 saniyelik bir fark var ve yetişmek üzereyim diyorum ama asıl sebebinin wet lastikler olduğunu biliyorsunuz umarım. Birisi bir sıkıntı yaşıyormuş bu arada. Tam olarak kim olduğunu duyamadım ama. Weather report. Weather report. Hava iyice kurumaya başlayacak birazdan. Hala yağmur yağıyor. Interler hızlı ama muhtemelen softlara geçeceğiz diye tahmin ediyorum ben. Tabii ki hep birlikte yaşayarak göreceğiz bunu ama. Yani tahminimce kuruyacaktır hava. Sektör 2'de yine mor aldım bu arada. Sektör 2... çok büyük bir hata. Konuşurken ne kadar büyük bir hata yaptım. Vehicle condition. Çok sağlam bir kaza yapmak üzereydim yani arkadaşlar. Ucu ucuna kurtardık diyebiliriz. Bir de flashbackler de kapalı olduğu için daha fazla puan kazanabilmemiz açısından böyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirdik. Oyunu tekrar baştan oynamak zorunda kalırdım öyle bir durumda ki bunu hiçbirimiz istemeyiz biliyorum. Sıkıntı. En hızlı turu tekrardan yeniledik o kazaya rağmen. Bir de kazayı yapmasaydık nasıl bir tur atardık siz bilirsiniz yani orasını. Giovinazzi birazdan yol verecek bize. Muhtemelen diğer düzlükte yol verecektir diye tahmin ediyorum. Umarım virajda yol vermeye çalışmaz diyecektim ki virajda yol vermeye çalıştı. Gerçekten hepimizin başını belaya sokmaya çalışıyor adeta. Giovinazzi tehlikeli bir durum yani. Arka tarafta arayı çok açtık bu arada. 8,5 saniyelik bir fark var Norris'le aramda. Ve Verstappen'le de arayı iyice kapattım. Yaklaşık 3,5 saniyeleri düştü. Çok güzel haberler bunlar. Bir de hava kuruduktan sonra kuru havada gazlarsak ve yetişmeye devam edersek belki ilk 2'ye hatta 1'e de oturma şansımız. Yani 1'e tabii biraz zor. 10 saniyelik bir fark var Hamilton'la aramızda ama en azından Verstappen'i geçme şansım var gibi gözüküyor. Güzel, warning almadık. Tabii yağmurlu bir hava olduğu için biraz daha yavaş gidiyoruz. Yavaş gittiğimiz için de kolay kolay warning vermiyor. Kesmelerde arkadaşlar. Virajları kestiğimizde daha doğrusu yani. Burada sert bir fren yapacağım. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Verstappen'e yaklaştık iyice. Yaklaşık 1,9 saniye düştü. 2 saniyenin altına düşürdük bu arka artık. Yetişmek üzereyim. Gerçekten yetişmek üzereyim. Herhangi geçiş hamlesini yapabilirim hatta. Artık lastiklerin ne kadar zarar gördüğünü, wet lastiklerin ne kadar yavaş olduğunu hep birlikte görmüş oluyoruz. Muhtemelen hava kurudu ve soft lastiklere geçmemizi istiyor derken soft lastik emri geldi ve muhtemelen diğer tur softlara geçmemizi isteyecek oyun bizden.
Acaba şu an mı geçsek? Şu an geçelim bence ya. Hazır Verstappen de geçiyor. Fırsata çevirelim bu durumu. Bir tur daha beklemek istemiyorum açıkçası. Ben fırsata çevirmek istedim bu şekilde. Verstappen'le birlikte gireyim. Bir tur daha kalırsam belki de zararıma olacaktı bu durum. Hadi yeşil ol, yeşil ol, yeşil ol. Aa, çıkamadım. Eğer milisaniye önce basabilseydim Verstappen'in önündeydik şu an arkadaşlar. Yeşil bir geldi, bir gitti, fark ettiniz mi? O yeşil geldiğinde basabilseydik eğer Verstappen'in önündeydik şu an arkadaşlar. Ricardo bu arada hala wet lastikleriyle duruyor Ricardo. Ricardo ne yapıyorsun Ricardo? Hala wet lastikleriyle duruyor. İnanılmaz. Çok büyük bir hata bu arada. Çok büyük bir hata. Teammate'im pit'e girmiş. Alonso. Ricardo yavaşlıyor bu arada. Duman atmaya başladı aracı. Ricardo kenara çekiyor. Ricardo out of session arkadaşlar. Motoruyla ilgili ciddi bir arıza çıktı tahminimce. Bir anda duman atmaya başladı aracı açıkçası. Önce biraz yavaşladı, ardından da duman atmaya başladı. Gerçekten korkutucu bir senaryo. Özellikle sizin önünüzde bu gerçekleşiyorsa. Çünkü her an ne yapacağı belli değil o aracın. Her an önünüze de kırabilir. Bir şey de olabilir ki az daha önümüze kırıyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Biraz da zor kurtardık diyebiliriz abartırsak durumu. 42. turdayız artık. Son iki turumuz. Hayatta kalıp yarışı bitirmemiz gerekiyor. Üç saniyelik bir fark var aramızda Verstappen'le. Ara açıldı tabii ki. Pit'ten rahat çıkamadığımız için. O sırada tur bindirdiğimiz bir pilot da önümüze çıktı. Biliyorsunuz Alfa Romeo da birazcık bekletti derken Verstappen'in dibinden çıkamadık. Kötü oldu açıkçası. Pit stopta çok büyük bir hata yaptık aslında. İkinci olmak için büyük bir avantaj kaybettik. Ama yine de elimizden geldiğince yetişmeye çalışacağız tabii ki rakibimize. Bu arada wet lastiklerim wet setup'ım olduğu için daha doğrusu kuru havada çok da güçlü olmayacağım. Muhtemelen bizden daha iyi süreceklerdir diye tahmin ediyorum rakiplerimiz. Çok güzel, artık gazlayabiliyoruz. Elimizden geldiğince erken gaz açabiliyoruz. Önlere doğru yetişmek için güzel bir fırsat ama dediğim gibi wet setup'ımız olduğu için muhtemelen bir miktar sıkıntı yaşayacağız burada. Güzel, arayı biraz kapatmayı başardım. Diyecektim ki tekrar açılıyor, kapanıyor. Biraz sıkıntı var arkadaşlar. Zor. Ön tarafa yetişmemiz zor. Zaten bir tur kaldı. Biz pozisyonumuzu koruyalım. Hata yapmayalım. Ve mümkün olan en kısa sürede yarışı bitirelim ki biliyorsunuz aynı zamanda liderboard'da oynuyoruz. Dünya sıralamasını oynamaya çalışıyoruz. Orada da yine güzel bir yer kapabilelim. Rack Overtake'imi açıyorum. Mümkün olduğunca hızlı bir tur atmak istiyorum şu an. Fast Slap'i tekrar kendi elime almak istiyorum. Çünkü muhtemelen kaybedeceğiz şu anda. Zaten derken çok büyük bir hata. Güzel toparlamayı başardık ama çok büyük bir kaybımız yok bence burada. Zaten yavaşlarken hafif spin atar gibi olduk. Bence çok büyük bir kaybımız yoktur ki yeşil gelmeyi başardı tekrar. En azından turumuzu geliştiriyoruz. O da bir şey. Burada ERS'miz bitecek biraz sonra. Başka bir şey deneme şansımız yok bu arada arkadaşlar. Siz söyleyin. Başka bir hızlı tur deneme şansımız kesinlikle yok. Çünkü overtake'imiz köküne kadar kullanıldı. Bu hatayı keşke yapmasaydık. Belki hızlı turu geri alabilirdik ama şu anda hızlı turu alamazsak da çok üzülmememiz lazım. Çok ucu ucuna almayı başardık. O hataya rağmen spin, neredeyse yarım bir spin attık. Ona rağmen ucu ucuna en hızlı turu almayı başardık. Güzel bir haber bu. Güzel bir haber. Artık ERS'yi ucuna kadar kullanacağım. Zaten son turun içindeyiz. Elimden geldiğince ERS'imi bitirmeye çalışacağım. Burada körpleri kesiyoruz virajda. Farkındaysanız hafif çime de çıkıyoruz sağdaki. Kesinlikle bu şekilde geçmek lazım. Diğer türlü başımız bir tık belaya girebilir. %1 ERS'imiz kaldı. Buradaki frenajda birazcık ERS toplarız. Arkadan güzel bir kayma yaşadık. Fazla kaymalar yaşıyoruz bu arada. Hayret bu arada, hiç warning vermedi neredeyse. Yani kurallar strict olmalı yanlış bilmiyorsam. Tekrar bakabilirsiniz bu arada. Yayın başında yapmıştık o ayarları ama sanki strict değilmiş gibi, sanki
regular bir kesme durumu varmış gibi hiç ceza vermedi, hiç warning bile vermedi. Çok tuhaf bir durum açıkçası. Tabii ki biraz yavaşladık. Yağmur varken ekstra yavaşlıyorduk. O yüzden warning vermiyordu da şu an neden vermiyor? Gerçekten tuhaf bir soru var içimde. Yalnız ölümün ve yaşamın arasındaki ince çizgiyi fark ediyorsunuz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ben aracı sürerken aradaki farkı fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum yani. Artık son düzlükteyiz. İşi bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Son bir virajımız kaldı. Ondan da sağ salim çıkmayı başarırsak artık yarışımız bitmiş olacak. Verstappen'e de çok yakınız hala ama ne yazık ki artık Verstappen'i geçmek gibi herhangi bir kaygımız yok. Hamilton yarışını bitirdi. Ardından Verstappen şu an yarışını bitirdi. Ve ardından da biz yarışımızı bitirerek durumu noktaladık. Güzel bir hızlı bir bitiriş yaptığımızı düşünüyorum. Dünyada hiç yoksa %5'in içine girmişizdir diye tahmin ediyorum ben tabii ki ama yine az sonra girip bir bakmamız lazım. Durum neymiş, ne olmuş? Hemen o tarafa geçelim. Geçmeden önce tabii ki şöyle bir podyumumuza bakalım. Şampanyalar patlatılsın efendim. Yeni ekran kartımızla birlikte artık şampanyalardan en azından beyaz köpük çıkabiliyor. Onu görmek istiyorum açıkçası. Benim de ilk kez gördüğüm bir an olacak bu durum. Evet, bayağı köpük möpük çıkıyor. İnsanların gölgesi var falan. Ekran kartı almamız güzel olmuş arkadaşlar. Onu söyleyelim yani. Hamilton'ı görüyoruz. Sağda biz varız. Ocon olarak üçüncülükteyiz. Yine podyumun içindeyiz. Güzel bir süreydi bence. Güzel bir hızdı. Güzel de yarıştık. Eğlenceliydi de bence. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Şöyle bir dünya sıralamamıza bakalım. Tabii şu hemen şeyleri geçelim. 435 bin puan yapmayı başarmışız. Bakalım 435 bin puanla birlikte dünyada hangi sıralamaya yerleştik hep birlikte görelim. Tabii ki loading ekranı her zamanki gibi birazcık bekletiyor olabiliyor bazen. Evet. 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 %4'ün içindeyiz. Güzel. Yine %5'in içine kendimizi atmayı başardık. Muhtemelen böyle de biter bu hafta. Yine ilk %5'in içine girip elit kupasını kazanmayı başardık. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten hoşunuza gittiyse abone olup like falan bir şeyler yapıyorsunuz siz. Ben biliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim destekleriniz için. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.